Aydın'da eğitim ve öğretim gören 177 bin öğrenci bugün karne sevinci yaşadı. 7 Eylül İlkokulu öğrencilerinin karnelerini Vali Kerem Al dağıtırken, Vali Al öğrencilerle sohbet edip öğrencilere hediyeler verdi. Galiba. 7 Eylül İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Al'a Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de eşlik etti. Öğrencilere karne dağıtan Vali Al, çocuklara gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerini sordu ve tatilde okumaları için kitap hediye etti. Sayın Valim. Ana sınıflarını da gezen Vali Al, miniklerle birlikte şarkı söyleyip sohbet etti. Miniklere şeker dağıtan Vali Al, daha sonra okul öğretmenleriyle bir araya gelerek okul hakkında bilgi aldı. Öğrencilere iyi bir tatil dileğinde bulunan Vali Al, çocukların bu toplumun en kıymetli varlıkları olduğunu hatırlatarak öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Velilerimizden ricamız şu, karnelere bakıp çocuklarımızı hırpalamasınlar yani. Başarısızlıklar daha sonra telafi edilebilir. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Ona göre davranırlar. Çocuklar dinlensinler. Dinlensinler. Çocuklar 15 tatilde dinlensinler. Karne dağıtım töreni sonrası karne alan öğrenci sayısı hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Aydın genelinde 177.635 öğrencinin karne sevinci yaşadığını kaydetti. Ailelere de seslenen Töre, bugün öğrencilerin aldığı karnelerin aynı zamanda ailelerin de karnesi olduğunu vurgulayarak, başarısızlıklar karşısında öğrencilerin suçlanmamasını istedi. Bugün Aydın ilimizde 727 eğitim kurumumuzda 177.620 öğrencimiz, 11.635 öğretmenimizle birinci yarı yılı büyük bir başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Ben bu birinci dönemin sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesine etken olan tüm yönetici arkadaşlarıma, tüm saygıdeğer öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün çocukların tabii ki birinci dönemdeki 78 güne denk gelen bu eğitim öğretim gününde başarılarını göreceğiz. Ben saygıdeğer anne babalara şunu vurgulamak istiyorum. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Bugün alınan karneler ailenin karnesidir. Başarıyı ödüllendirdiğimiz gibi başarısızlıkta da daha ne yapabilirimi düşünerek çocuklarımızın 15 gün mutlu ortamlarda nitelikli zaman geçirmelerini sağlamalarını öneriyorum. Mümkün olduğu kadar zamanını verimli kullanıp kitap okumalarını yürekten tavsiye ediyorum. Hepsine 11 Şubat Pazartesi günü sağlıklı bir şekilde buluşmak üzere öğrencilerimin yanaklarından öperken yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma sağlıklı tatiller diliyorum. Kolay gelsin. Arkadaki öğrencilere havaya kaldırsa.